Merhabalar, ben Sibel, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sohbet içerikli bir video yapacağım. Bu hani favoriler falan işte ne yaptım ne ettim bilmiyorum. Belki ileride hani ürünlerimi falan da koyabilirim içerisine ama daha çok Eylül ayında ne yaptığımı, nerelere gidip gezdiğimi, ne yaşadığımı falan sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bende vlog isteyenleriniz çok oluyor. Ben burada İsviçre'de böyle telefonla orada burada dolaşmak görgüsüzlüğe girdiği için arkadaşlar. Türkiye'de normal olabilir ama burada görgüsüz hani kendini çekme böyle konuşma falan. Burada insanların tepkileri, aa bu deli ne yapıyor falan ya. Yani o kadar pişkin değiliz. Hani ne kadar da Avrupa'nın göbeğinde olsak da hani insanların bakışları rahatsız ediyor. Hani kılık kıyafetten değil, hani görgü adab olarak İsviçre birazcık daha diğer ülkelere nazaran hani farklı olduğu için hani bazı şeyler görgüsüzlüğün içerisine girdiğinden dolayı bu tür şeyleri yapmamaya gayret etmeye çalışıyorum ama olmuyor. Bir de arkadaşlarımın çoğunun sosyal medyada zaten herhangi bir hesapları yok. Yani onlar oralarda bile görmek istemiyorsa kalkıp YouTube'da nasıl görünsünler? Yani genelde bazı şeyleri sizlerle paylaşmamayı tercih ediyorum. Ama kendimden tabii ki paylaşımlar yapıyorum bu kanalda ve dedim hani buna benzer videoları daha önceden izlemiştim. Fakat sevgili YouTuber arkadaşım Çiğdem Yıldız kendisi uzun zamandır böyle bir konsepte başladı. Onu izlerken kendi kendime düşündüm ya dedim neden ben de yapmayayım? Bana ilham verdiği için sevgili arkadaşım Çiğdem Yıldız'a teşekkür ediyorum. Onun kanal linkini altına, hani videomun altına bırakacağım. Bakabilirsiniz. Ayrıca bugün sizlere bir kanaldan daha bahsetmek istiyorum. Filiz Cehom. Kendisi yani çok renkli bir insan. Kanalında gerçekten birçok video bulabilirsiniz. Kendi lifestyle böyle bir kanalı var. Her yapıyor. Çok seyahat yapmayı, gezmeyi seven bir arkadaş. Türkiye'de alışveriş videoları falan var. Hani size faydası olabilir çünkü gündemde olan şeyleri aldığı için ve ayrıca Insta bloggeri çünkü kendisi dekorasyonla falan uğraşıyor. Dekorasyon resimleri falan paylaşıyor. Hatta ev dekorasyon videolarını falan da izleyebilirsiniz. Gerçekten çok şık Avrupa'yı bir evi var. Kanalın linkini de videomun altına bırakacağım. Bakarsanız sevinirim. Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi daha önceden beni bilenler hani zaten ara videolarımda açıklıyorum. İşte bana şöyle oldu, böyle oldu. Neyse kısa ve öz buraya ilk gelenler bu videoyla beni tanıyanlar için anlatayım. Benim çoktandır emek verdiğim, çalıştığım kurum İsviçre'de ki bayisi geri çekildi ve iflas etti. İflas edince de hani birdenbire olduğu için 2 ay, 3 ay içerisinde hiç beklemedik bir şekilde. Ben Temmuz'un son haftasına kadar çalıştım. Temmuz'un son haftasına kadar maaşımı aldım. Ondan sonra iflas olduğu için hani burada çıkış verildikten sonra ya da çıkış alındıktan sonra bile eğer 10 sene bir iş kurumunda çalışmışsanız 3 ay size ödenmesi yapılıyor. Ama bu iflas olduğu için ödemelerde biraz aksaklıklar oldu. Hani yok oraya gönder, şuraya gönder bilmem ne bir sürü kağıtlarla falan uğraştım. Bütün Ağustos ayı boyunca gerçekten ve aşırı sıcaktı. Ağustos ayında sizlere bol bol video çektim. Gerçi ben Ağustos ayında şu anda bir şey konuşmak istemiyorum ama hani bir kere falan sinemaya gittim Ağustos ayı. Yok bir kere sinemaya gittim Ağustos ayında. Gerçi Eylül ayında da bir kere gittim ama onu orada bırakayım arkadaşlar. Ağustos'ta kal neyse. Sonra Eylül ayında dedim birazcık kendime geleyim artık bol bol işte fitness'e gidiyordum yürüyüşe çıkıyordum bir şeyler yapmaya çalışıyordum kendimi bir şekilde oyalamaya çalışıyordum 2 ay boyunca yani hem Ağustos hem Eylül ayı boyunca maaşımı alamadım Allah'tan birazcık birikimim vardı ki hani Türkiye'ye tatile ya da herhangi bir tatile hatta gelmeyi de düşünüyordum ama kafamda onları düşünmek bile istemedim. Hani bıraktım. Çünkü ben Türkiye'ye tatile gelsem ya da herhangi bir yere tatile gitsem elimdeki birikimim bitecek. Buraya geldikten sonra ne olacak onu bilemediğim için. Hani kendi birikimimle 2 ayımı geçirdim. Tabii bunun yanı sıra da bazı ödenekler ödenmedi. Onlardan telefonla işte durumumu anlatarak zaman istedim. Çünkü durumum böyle böyle, maaşım daha gelmedi. Geldiği takdirde bunları yapacağım diye. Hani kimseye muhtaç olmak istemedim. Kendi kendimi yönettiğim için, kendi kendime yetebilmek istediğim için hani öyle. Bu arada bazı tanıdığım çevrem, arkadaşlarım, işte dostlarım falanları filanlarım. Tabii ki böyle zamanlarda insanlar biraz sizlere daha da mesafeli oluyorlar. Çünkü korkuyorlar hani benden bir şey ister diye. Neyse ben de zaten kimseyi rahatsız etmek istemedim. Kendi kendime bekledim. Hani tekrar sonuçları görmek için. Hani yeni bir şeylere başladıktan sonra şey olmak için. Ama buradan söylemek istiyorum. Bana bir şey olmaz.
sizler biliyorsunuz ki bugüne kadar bana hiçbir şey olmadı. Ben dün spontan gittim. Artık dedim yeter, benim böyle böyle durumum var, siz neden bana ödeme yapmıyorsunuz falan filan diye işsizlik bürosuna. Hani aylık ödemeniz gerekiyor. Hani bir reaksiyon da göstermiyorsunuz. Sorun nedir falan diye. İşte şu şu eksiktir bilmem ne. Neden önce söylemediniz falan filan. Bir sürü de tantanayla konuşma şeyle hallettik. 3 iş günü içerisinde bana maaşımı 2 ay birden gönderecekler. Ve bütün ödeneklerim, beklettiklerim, her şey ödenecek. Ve en güzeli de dün bir iş görüşmem vardı. Tabii bunun birkaç tane iş görüşmem oldu da bu 2 ay içerisinde. Dün bir iş görüşmem vardı ve tekrar iş buldum. Pazartesi günü başlıyorum. Öncelikle başka bir şehirde iş öğrenmek için başlayacağım. Çünkü benim çalışacağım lokal daha açılmadı. 2 hafta sonra orada çalışmaya başlayacağım. Hani açılışı hazırlamak için şu an tamamen boş. Yine eski çalıştığımız yere... Türkiye'de vardı bu firma, belki bilirsiniz. Seunda ya da CA o geliyor. Ben de orada yine görsel sunum uzmanı olarak işe başlayacağım. Neyse, her şey, bütün buraya kadar her şey iyi. Gerçekten 2 ay benim için biraz yorucuydu. Şöyle yorucuydu çünkü hani evdeydim. Çoğunluğu evdeydim. Hani ben çalışmayı çok seven bir insanım. Hani vücutla bir şeyler yapmayı, işte emek sarf etmeyi, sonra emeğimi görmeyi falan çok seven bir insanım. Evde durmak birazcık beni böyle boşluğa itiyor. Böyle karamsar oluyorum ve hani bilmiyorum ya geleceğim nasıl diye. Hani bilsem, iş bulmuşum ama atıyorum Ekim ayında başlayacağım ya da içimde birazcık şey olurdu, rahatlardım. Ama bilmiyorum, işim yok, bulacak mıyım, bulmayacak mıyım diye düşündükten sonra insan birazcık bir şey oluyor. Neyse, şu anda işim var, yani pazartesi günü başlayacağım. Çok mutluyum bunun için gerçekten, bütün sorunlar şimdiye kadar çözüldü. Eylül ayında ben kitap okumaya tekrardan başladım ama dönem dönem başlıyorum fakat olmuyor arkadaşlar, bir türlü olmuyor. Mesela şu tarz dergileri falan okumayı seviyorum. Hani takip etmeye çalışıyorum modayı falan, hani işimden dolayı. Böyle magazin dergilerini, moda dergilerini falan alıp okuyorum ama şöyle roman kitaplarını, her ne kadar da konusu çok iyi olsa da maalesef okuyamıyorum. Okuyamamanın sebebi ise arkadaşlar, yaşım verdiği bir şey midir nedir bilmiyorum. Ben bu meredi böyle açıyorum. Şuraya kadar geliyorum, içine gömüyorum ve sabah uyanıyorum bu şekilde. Uykum geliyor. Koltuğun üzerinde bile okuyamıyorum arkadaşlar. Güpegündüz yani şu anda enerjimi görüyorsunuz. Video kapatayım, şunu şöyle burada okuyayım, içine gömülür yatarım. Ha. Bu kadar kötü olmuş. Yaşlanıyorum, bilmiyorum. Neyse, kitaba başladım işte şu aralarda. Kaç kere ben bu kitaba başladım biliyor musunuz? Bu kitap elimde neredeyse 1-2 senedir var. Ama Almanca bir kitap olduğu için, yani bilmiyorum Almanca kitap okur musunuz? Onun için size tavsiye edemiyorum. Hani okusaydım konusunu size anlatacaktım ama bilmiyorum. Belki bir gün biterim. Herhalde ömrüm yettiğince bunu okuyacağım. Gerçi arkada birçok kitap var aslında, geçmişte okuduğum kitaplar. Ama çoğu Almanca. Neyse, onun dışında bir kere Eylül ayı boyunca sadece bir kere sinemaya gittim, Araf şehrine. Görevimiz Tehlike, Tom Cruise'un filmine gittim. O Görevimiz Tehlike filmi zaten sevdiğim bir film. Hemen hemen hepsini, hemen hemen değil, hepsini izledim. Çok güzeldi. Yine full aksiyondu. Gerçekten çok heyecanlandım sinema içerisinde. Zaten Tom Cruise benim sevdiğim, hayran olduğum bir sanatçı. Gerçekten sanatçılığını çok güzel yapıyor. Her ne kadar da hani sosyal medyada ya da işte her yerde yok tarikat üyesi, yok bilmem ne şu falan çıksa da umurumda değil. İnsanların bir kere düşünce yapısına, düşünce özgürlüğü diye bir şey var. Ne tercih etmişse etmiş, o onun tercihi, beni ilgilendirmiyor. Mesela benim düşünce yapım da o kişiye göre yanlıştır, 12 de bana göre yanlıştır. Ama bu demek değildir ki hani işini güzel yapıyorsa neden sevilmesin? Sanatçı olarak zaten hepimiz onu tanıdık, sanatçılığında güzel yapıyor, güzel bir oyuncu. Filmi çok beğendim, eğer izlemeyenler varsa gidip baksana, gerçekten çok güzel. Hani Türkiye'de şu anda kalkmıştır diye düşünüyorum sinemalarda ama her yerde izleyebilirsiniz artık. Kaçak göçek her yerden bir şeyler izleniliyor. İşsizlik bürosu, hani daha güzel kendimizi iş görüşmelerine hazırlayalım. İşte iş görüşmelerinde ne gerekiyor, dosyanızı nasıl hazırlarsınız, hayat geçmişiniz nasıl olmalı falan filan diye bu tür intensif, yoğun şey olan kurslara gönderiyor. Hani bu
resmi bir şey, obligatoriş Türkçesi şu anda ne olduğunu hatırlayamıyorum ama yani zorunlu gitmemiz gerekiyor oraya. 4 hafta boyunca haftada 2 gün gitmek şartıyla o kursu tamamladım. Hani bununla alakalı da bir video istiyorsanız hani çekerim size. Gerçekten şu anda yeterince bilgim olduğunu düşünüyorum. Çünkü dedim 8 saat kaldık. Yani istiyorsanız eğer iş görüşmesinde ne yapılmalı, dosyanız nasıl olmalı, hayat geçmişinizi nasıl hazırlamalısınız falan filan diye size gösterebilirim onları. Eğer isterseniz videomun altına yorum olarak yazın. 8. ayın son haftası Diva'yı getirdik. Diva benim yeni kedim. Ya ben nereden nereye atladım? Kursu tekrar anlatacağım ama bekleyin. Diva'yı getirdim. Hani benim aşkım zaten erkek bir kedi. Onu benim kedimi biliyorsunuz zaten aşkımı. Kısırlaştırmadım onu. Şimdi ona bir tane dişi kedi getirdik. Onu da kısırlaştırmadık. Yani böyle büyük bir aile olmak istiyorum. Bakalım hayırlısı nasıl olacak. Hani şey yapmak istemiyorum. Hani böyle kedileri kısırlaştırmak bilmiyorum arkadaşlar. Yani ikisini de gerçekten kısırlaştırmak istemiyorum. Ben buna karşıyım. Bilmiyorum. Hani gerekmediği sürece. Çünkü İsviçre'de zaten bir sürü sokakta bir hayvan bulamazsınız. Hepsi sahili. Yani adamlar sümüklü böceğe sahip çıkıyorlar. Yani gidin sümüklü böceğe tuz dökün, bir öldürmeye falan bir şeyler yapın. Yani kıl kıyamet kopar burada. Neyse, Diva'yı eve getirdik. Hani ben YouTube'da falan orada burada Google'da araştırdım. İşte 3 gün 4 gün falan böyle uzak tuttuğum birbirlerinin kokularını alıştırsın, bilmem ne yapsın. Yani böyle olunca ben dedim eyvah, en azından 2-3 gün boyunca bunu başka bir odaya kapatayım. Hani bir onu çıkartayım, bir bunu çıkartayım. Hani kokularını ala ala 3 gün, 4. gün artık buluştururuz diye. Eve getirirken kediyi ben 1 hafta önce aldım, 7 haftalıkken. Daha çok küçük, şu kadar avucumun içindeydi. Eve getirirken aşkım zaten kapının önünde bekliyordu bizi. Hemen görür görmez böyle wow wow garip garip sesler çıkadı galiba öbür kedilerin de kokusu geldiği için. Zaten ben size kedilerle alakalı bir video çekmeyi düşünüyorum. Çoğu şeyi de zaten kameraya çektim, özel anları. Hani videoda paylaşırken sizlerle, sizlere anlatırken paylaşmak için. Onun için pek konuşmayacağım bu konuda ama gerçekten benim için çok güzel bir dönemdi. Çünkü evdeyim, biraz da modum düşük ve bana gerçekten çok güzel motivasyon verdi. Küçük bir kediyle işte aşkımı görmek falan. Neyse ben bunu hani duyduğum yorumlardan, işte okuduğum, gözlemlediğim şeylerden hani dedim ki bunu odaya koyayım. Bırakın 3 günü 4 günü arkadaşlar, sabaha beklemedi. Bu aşkım kapının önünde, Diva kapının arkasında. O oradan mikliyor, bu buradan miyavlıyor. Yani olmadı. Artık baktım seslerinden kurtulmak için hani dedim kapıyı açalım. Birbirlerine giderse hemen üzerinde duralım ya, hemen ayıralım falan. Yani ne yapacağını, aşkımın reaksiyonunun ne olacağını bilmiyorum. Çünkü kendisi 4 yaşında, bayağı cüsseli, böyle şey de var, tüylü müylü cüsseli bir kedi. Hani dedim açalım yani kapıyı, getirelim buraya önlerine. Ne yapıyorlarsa artık birbirlerini boğazlıyorlar. Hani birbirlerini bir görsünler, koklasınlar. Neyse hiç öyle olmadı. Birbirleriyle hemen kaynaştılar gerçekten. Bunun için gerçekten çok sevindim. Çünkü benim için bayağı bir kolaylık oldu. Bayağı bir gözlemledim etraflarında, böyle çevrelerinde falan. Hatta ben küçük kediyi yemeğini falan, tuvaletini hepsini ayırmıştım. Aşkım onu kendi yemek odası kaplarına götürdü, kendi tuvaletine götürdü. Küçük kedi kendi için yaptığım, ayırdığım şeyleri artık kullanmamaya başlayınca artık dedim hani hepsini bir araya getireyim, birleştireyim, bunları kaldırayım ortadan. Yan yana yatıyorlar, işte görüyorsunuz Instagram'da falan da paylaşıyorum. Yan yana yatıyorlar işte... Ne bileyim, çok tatlı ya. Yani şu anda pek konuşmak istemiyorum bunun için, dediğim gibi video yapacağım için. Kapıyı açtığım zaman şu küçücük minnacık bir şey sevincinden bir mırlıyor. Hani motor gibi bir mırlıyor. Hani aşkım bile o cüsseyle o kadar mırlamayı çıkartamıyor. Bir de bunun tüyleri böyle diken diken böyle bir titriyor. Ayakta bile duramıyor, bir mırlıyor sevinçten böyle. Çok güzel bir şey. Böyle ısırmak istediğim için böyle kendimi tutuyorum ya, buralarımı falan sıktığım için kafamda sürekli bir baş ağrıları falan oluyor. Ya güzeldi. Benim mutluluklarım. Bana motivasyon veriyorlar. Beni mutlu ediyorlar. Dönem dönem arkadaşlarım geldi. İşte kızım geliyor arada bir.
Ben dışarı çıkıyorum. İşte fitness'e falan çok gittim. Şu 1-2 haftada fitness'i bıraktım tekrar ama tekrar başlayacağım. Hani bıraktım anlamına gelmiyor. Hani sürekli gidilen bir şeye 1 hafta ya da 2 hafta pauze verilmezse o bıraktım anlamına gelmiyor arkadaşlar. Hani onun dışında evde de kendim bir şeyler yapıyorum. Başka ne söyleyebilirim Eylül ayı hakkında? Kedimi getirdim, bir kere sinemaya gittim, kitaba başladım. Kaç zamandır başlıyorum, aynı kitap bir türlü bitiremedim. Kurstan sizlere bahsetmek istiyorum. Kursta biz başlangıçta 12 kişiydik. 12 kişi, sonradan işte birkaç kişi gelmeyince artık 8 kişi kaldık toplamında. 8 kişiden öğretmenle beraber 9 kişiyiz, kurs öğretmeniyle. Öğretmen İsviçreli, bir tane Ukraynalı bey vardı. Portekizli bir bayan vardı, sonra Alman vardı ve bir de benim. Diğer kalanları hepsi Arnavut. Arkadaşlar çok neşelimi geçti, çok hızlımı geçti, çok bilmiyorum ne konuşacağım bu konu hakkında bilmiyorum. Size başıma geçenleri anlatayım ki yani ona göre sizinle. Beni anlayın. Biliyorsunuz Arnavutlar bizleri çok severler. Hani bizleri kendilerine yakın buldukları için hani derler aa siz de bizdensiniz falan sanıyorlar ki biz de onlar gibiyiz ama değiliz arkadaşlar. Özellikle ben bunu ülkemizdeki Arnavut asıllı arkadaşlara kesinlikle bir şey söylemiyorum. Çünkü sizlerle buradaki Arnavutların arasında dağlar kadar fark var. Hani sizler artık hani birbirimizle harmanlaşmışız. Hani belki de kendi geçmişinizden bir şeyler geleneğinize hani kültürünüze koymuşsunuzdur ama hani inanın hani terbiye anlamında, görgü anlamında hani konuşma, uslup, adap hakkında hani bambaşkasınız. Hani insanlar bunu fark ediyor. Ya bu kadar Arnavut başka şehirlerden buraya gelmişler kendi ülkelerinde ama böyle birbirlerine benzer bir karakter falan olamaz. Çünkü çok gürültülülerdi. Çünkü hani bangır bangır bağıran sanki evin içindeymiş gibi ilk defa gördüğü bir insanla sanki 60 yıldır ahbapmış gibi ileri giden konuşmalar sırasında birazcık böyle alaycı uslup ya da karşıyı küçük düşürme hani bu beni nasıl algılar bana pozitif mi bakar iyi mi bakar acaba beni kaldırabilir mi diye bir mentalleri olmadığı için gerçekten zor insanlar. Biraz da böyle kendilerinde zaten ben buradakiler için söylüyorum. Ki buna kesinlikle herkes katılacağını düşünüyorum. İsviçre'de Arnavutları tanıyanlar varsa. Şeyler arkadaşlar böyle dikkat çekmeyi çok seven insanlar. Hani böyle Almanca derler ya Aufmerksamkeit sendromu olan tiplerden hani o tarz insanlar. Böyle bağırmayı, çağırmayı, kendilerini gösterilmeyi, illa ki bir şey olmuşsa aynısını onlar da yaşamış, mutlaka olmuştu. Yani tabiri caizse hatta bazen konuşurlarken ben alay ediyorum ve bunu söylüyorum onlara. Diyorum dinozorlardan sonra ilk insanlar zaten sizsiniz. Evet evet. Yani hep böyle bir mentaller olduğu için. Neyse hadi onlar olsun. Siz olduğum usluplarından gerçekten stres veriyorlardı. Hatta sadece bana değil diğer yabancı arkadaşlara da stres veriyorlardı. Bangır bangır mesela karşıda oturan birisiyle yanındaki oturanın bangır bangır konuşması ve Arnavutça konuşmaları kendi aralarında sürekli beni ve arkadaşlarımı rahatsız ediyordu. Tabii ki mesela eğer kursta benden başka Türkçe konuşan bir arkadaş olsaydı ben de onunla konuşmamayı tercih ederdim sınıf içerisinde çünkü saygısızlık. Çünkü hani neden Türkçe konuşayım ki? Hani ne var da gizli öbürlerin duymasını istemediğim neden Türkçe konuşayım? Hani çok saygısızca bulduğum için hani ortak bir dil ver kurs içerisinde bir şey anlatıyorsan o zaman hani pauzeye beraber gidelim mi desem bile onu Almanca söylersen yanındaki alınmaz ki yani onu Arnavutça konuştuğun için alınırız. Hani bilmiyorum umuyorum ki ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Ya arkadaşlar ben bunları ısınamadım ya. Bu tür insanları da hani bana enerjimi tükettikleri için böyle kafa ağrısı falan yaptıkları benim de temperamentimi kaldırdıkları için ne diyorlar? Baş ağrısı demeyeceğim. Yüksek tansiyon yaptıkları için ben de yapmalardan mümkün verdiğimi uzak duruyorum. Bilmiyorum yaşımın verdiği bir şey de olabilir. Hiçbir fikrim yok. Bu arada bir kahvemi yudumlayacağım. Nefes nefese kaldım. Video uzun sürmesin diye. Neyse. Bunlar bana bir yapıştı. Beni bırakmıyorlar.
her yere benimle gelmek istiyorlar. Ben pauzaya gidiyorum kahve içmeye, kalkıp benimle geliyorlar. Şöyle oldu. İlk başta zaten biz tanıştık ya hepimiz beraber filan. Ben zaten falan yarabbim bu ne? Bu bir ay nasıl geçecek falan diye düşündüm. Biz böyle dağınık dağınık oturuyorduk. Hatta benim yanımda oturan Arnavut kız 25 yaşlarında, yani görsel olarak gerçekten çok güzel bir kız ama yani kafa boş. Neyse benden iki sandalye ötede oturuyordu. Ben biraz ortada işte şöyle şu şekil U şeklinde oturuyoruz karşılıklı falan. Neyse yanımdaki 4 tane sandalye de boş. İşte böyle dağınık dağınık oturuyoruz. Hani sınıfın içerisinde belki 25-26 sandalye var böyle masayı bu şekilde koydukları için. Neyse arkadaşlar başladık falan. Sonra biz tam böyle öğlen pauzesine çıkacağımız zaman dediler ki nerede yiyeceksin falan. Bana soruyorlar. Diğer yabancı arkadaşlara sormuyorlar. Diyorlar ki, dediler ki işte biz şuraya gidiyor sen de gelir misin falan. Ben yok benim bir işim var ben gidip onu halledeceğim falan. Neyse ben onlardan kurtulmak için öyle söyledim. Migros'tayım hani böyle baktım ne yiyebilirim, sandviç mi alabilirim, bir şey mi alabilirim falan diye. Bir baktım arkamda dedi, aa sen burada mıydın falan diyorum ben tamam yakalandım. Neyse aldım orada bir şeyler, bir tanesiyle gittim, herkes oradaydı her neyse. Oturduk orada bankın üzerinde, hem yiyoruz hem içiyoruz. Öğlen molasını geçirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar ben bunlardan kurtulamadım. Yani pauzaya gidiyorum arkamdalar. Ertesi günde zaten bekledim, dedim siz gidin ben geliyorum. Dedim bunlar gitmişlerdir, merdivenden aşağı indim kapını aldım falan diye. Baktım hepsi kapının önünde beni bekliyor. Yine yakalandık, yine gittik. Yani yolda konuştukları zaman bangır bangır konuşmaları. Hani yani insan yolda yürürken de biraz hani rahatsız etmemeye çalışır çevreyi, etrafı. Hani bangır bangır konuşmaları, dikkat çekmeleri, ne bileyim böyle sanki evin içindeler gibi, sanki özel annesiyle babasıyla kardeşleriyle konuşuyorlar gibi. Yani gerçekten çok rahatsız oldum. Böyle bir de mesela kurstayken öğretmen bir şey anlatıyorsa illa onlar da öyle bir hikayesi olmuştur, illa onları böyle sallayacaklar. Ya yani bir o konuşuyor, bir o konuşuyor, bir o konuşuyor. 8 saatlik yani günün içerisinde ben 2 saat kadını dinleyebiliyorsam öğretmenim, diğerleri bunları dinliyorum. Yani iki kere gittim, diğer haftasında hemen sabah başladılar. Ben hemen söyledim öğretmenim, lütfen ben bu durumdan rahatsız oluyorum. Ben buraya bir şeyler öğrenmek için geldim. Burada normal konuşup sohbet etme sizleri dinleyebilirim ama bu kadar da abartılı. Lütfen kendi özel şeylerinizi kendinize saklayın. Ben de ona bakarsanız çok şey yaşadım ama burada her şeyi anlatırsam bizim öğrenmeye zamanımız yok. Öğretmen de bana hak verdi. Gerçekten ondan sonra biraz şey oldular. Hani ben dedim benden kaçarlar ama kaçmadılar arkadaşlar. Şimdi bir baktım diğer bu yanımdaki 25 yaşındaki hatun, sanki biz başka oturuyorduk, tüm bunlar aramızda biraz mesafe vardı. Baktım şöyle dedim acaba ben mi yanlış oturdum dedim. Aa ben senin yanına oturmuşum dedim. İşte ben öbür tarafa geçtim dedim. Yo yo dedi, yok yok dedi, ben geldim buraya, otur otur burada dedim. Böyle ha okey dedim, böyle oturdum tam böyle dip dibeyiz neyse. Sonra ertesi gün değil, hatta diğer öğleden sonra diğer kız da yaklaştı. Ben bir dahaki haftaya gittiğimde öbür tarafa geçtim. Tekrar yanıma geldi. Bir baktım bu taraf da geliyor, hepsi gelmiş. Şu taraf boşaldı, hepsi bu hizada. Öğretmen karşıdan bize şu şekilde baktığı için dedi lütfen hepiniz şöyle karşıma geçer misiniz? Bana dedi bayan dedik siz de ortaya geçin. Ben size böyle bakayım. Ben size böyle anlattığım zaman dedim boynum ağrıyor. Tamam ya. Öğretmenin karşısına geçtik, orada oturduk. Yani hepsi benim etrafımda. Sanki akraba 40 yıldır ahbapsız gibi. Neyse arkadaşlar biraz enteresandı. İlginçtir. Hani ilk başlarda gerçekten böyle kaçtım bilmem ne ettim. Her ne kadar da bazen iğneli konuşmuşsam da, sokmaya çalışmışsam da laflarımla beni bırakmadılar. Hatta son gitmeden önce de işte Facebook'tan oradan buradan beni eklediler. Ben pek şey yapmadım. Çok farklı mentalleri var. Çok böyle kültürleri bambaşka. Hani kültür derken hani ne öğrendiler, ne eğittiler bilmiyorum ama mesela biz bazen böyle konuşuyorduk. Yanındaki kız 25 yaşında. Çok güzel. Hani sordum ne yapıyorsun, ne yapmıyorsun diye. O da işsiz olduğu için hani şey yapmaya gelmiş. Diyor ki ben ikinci çocuğu istiyorum. Birinci çocuğumu yaptım, ikinci çocuğumu istiyorum.
evliyim, hayatımdan mutluyum, sonra bir yerde çalışabilirim, herhangi bir iş olabilir, fark etmez. Önemli olan sadece eve yemek getirmek. Ben dedim neden şimdi senin evde imkan varken, çünkü işsizlik bürosu aslında siz bu ilk kursa gittikten sonra sizin neye yeteneğiniz varsa onunla alakalı eğitime, öğretime, kursa gönderiyor ki hani size ya sertifikat ya da diplomanız olsun, iş yerlerine daha çok şeyiniz, hani girebilme şeyiniz olsun diye sizi eğitiyorlar da ve bu maddi şeyi de onlar üstleniyor, harcamaları. Hani ben dedim şansım varken yap. Ben de istiyordum. Mesela görsel sunum uzmanlıkla alakalı bir kademe daha yukarıda yapmak istiyordum ama iş buldum. Şimdi o yattı. Çünkü kendim ödeme yaparsam bayağı bir yüksek fiyatı var. Ama ben şimdi mesela bu süreç içerisinde gitseydim onlar ödeyecekti. Maalesef şu an o yattı. Çünkü maalesef demeyeceğim, iş buldum. Her şeyde bir hayır varmış. Ay kıza diyorum niye meslek yapmıyorsun, elinde şu anda imkan var, meslek yap diyor. Yok ben ikinci çocuğu yapacağım diyor, ben hayatımdan mutluyum, memnunum, zaten ben burada kalmayacağım ki diyor. Hani ileriki dönemde ülkeme gideceğim falan filan, hani kız burada doğma büyüme, ama yani onların kafa yapısı bambaşka arkadaşlar. Yani dünyadan bir haber daha, dünyayla alakaları olmayan, medyaya bakmayan, gündemde ne haberler var, neler dönüyor. Hani ben dedim sen Balkanlarda şu anda ne olduğunu farkında mısın dedim. Böyle karışıklar, çalkalanmalar, hem dedim Bosna'da dedim işte seçimler yaklaşıyor, 6 günün içinde seçimler var falan. Şurada şey olacak, burada bu olacak dedim. Sen hiç Balkan'daki gündemleri fark ediyor musun dedim. Ben böyle baktığımda, izlediğimde diyorum korkuyorum. Hani orada yine bir karışıklık olacakmış gibime geliyor, benim teenager zamanlarımda olduğu gibi. Ya diyor, bana ne diyor, ben zaten diyor ülkeme gideceğim, beni ilgilendirmiyor bir Balkan ülkeleri, ben kendi ülkeme, kendi köyüme gideceğim. Yani kızım sana ne diyeyim, Allah akıl fikir versin, herkesin aklı da yani kendine göre, şimdi ona da baksan yani bilemiyorum. Yani çok değişik insanlardı, bütün Eylül ayında onlar da vardı. Ya bir şeyler öğrendim tabii o insanlardan. Bazen hani siz bir yere gittiğiniz zaman dersiniz ya ben buraya ait değilim diye, gerçekten yani kültür çok önemli. Hani bir de hani ben aslında multikulti bir insanım, gerçekten hemen çabuk integre olan birisiyim, ama şöyle bir şey var artık böyle yani bilmiyorum yaşım verdiği bir şey mi acaba, benden büyük ablalarım varsa bu konu hakkında yorumlarını yazabilir mi bana, ya da abilerim varsa, yani yaşım verdiği bir şey olabilir mi bu, daha böyle bir sakinleştim, hani daha böyle indim mi, hormonlardan gelen bir şey midir artık bilmiyorum, ama böyle her insanla konuşmayı sevmemeye başladım. Eskiden seviyordum, çok meraklıydım. Özellikle mesela ben 25'li, 26'lı yaşlardayken hep kendimden büyüklerle oturup konuşmayı, sohbet etmeyi seviyordum. Şimdi de kendi yaşıtlarımla, akranlarımla oturmayı seviyorum. Genç yaşlar, yani şu anki teenager'ı kafa yapılarını anlamadığım için, yani bunlar bambaşka. Yani biz de teenager olduk mesela. Bunlarda bambaşka bir şey var arkadaşlar. Hani bunlar bir cins, bunlar smartphone, iPhone, teenager'ları mı diyeyim, hani küçümsemek de istemiyorum ama hani böyle bir pembe dünyadalar, böyle bir şeyler, yani bilemiyorum, yani yaşımın verdiği bir şeyle olsa da gerek, hani çok gürültülü, çok böyle bangır bangır olan insanlardan pek haz etmediğimi, onları dinlerken rahatsız olduğumu fark ettim. Belki de benim yaşadığım süreçle de alakalı bir şeydi, bilemiyorum. Daha neler yaşadım diye şu anda düşünüyorum, ne anlatabilirim diye. Galiba hemen hemen her şeyi anlattım. Unuttuğum bir şey varsa da bilmiyorum arkadaşlar. Evet, tercih edip izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beni çevrenize önermeyi unutmayın ve kanalıma ilk geldiyseniz abone olmayı da unutmayın. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Sizler Eylül ayında neler yaptınız? Eylül ayında neler yaşadınız? Ben de böyleydi arkadaşlar. Ha, bu arada bir şey daha unuttum söylemeyi. Ben Eylül ayında bol bol hani sadeleşme sürecim yıllardır başladı da gardırobumu sadeleştirme, şu anda ev dekorasyonları değil de gardırobumu sadeleştirme sürecimi, hani bazı şeyleri kartona falan koyup da kilerime götürmüştüm. İkinci el pazarlarına gidip satarım diye, maalesef bir türlü fırsatı olmadı. Onun için onların resimlerini, videolarını çekip hem sizlere gösteriyorum hem de resimlerini falan çekip zaten çoğu şeyi de sattım. Elimde yok şu anda. Videolarda göreceğiniz, ileride de gelecek o tür videolar. Çünkü onları önceden çekip kanalımda
orada depoluyorum. Onlarla uğraştım. Bayağı bir iyi etkisi oldu bana. Hem onlardan kurtuldum hem de bir şekilde bir şeyler kazandım onlardan. Böyle arkadaşlar. Umuyorum ki faydalı bir video olmuştur. Ya. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.